Cup'ın ikinci hazırlık maçında geride bıraktınız. Nasıl bir oyun değerlendirmesi yaparsınız 1-0'lık sonuca? Yani skora çok tabii bakmıyoruz. Neler yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi onu değerlendirmek lazım. Özellikle dediğim gibi ilk yarı, ikinci yarının başı da dahil ne istediğini bilen, topa sahip olan, hareketliliği olan bir takım gördük. Yani antrenmanlarda tabii çok çalışma imkanı da olmadı. Kısa bir kamp dönemi. Onları yapma istekleri, arzularını sahada görünce insan mutlu oluyor. O şekle beraber de çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşları, konsantrasyonları çok iyiydi. İyi mücadele oldu. Artılarımız çok daha fazlaydı bu maçta. Eksilerimiz yok mu? Var. Onları bir an önce yine en aza indirip artılarımızı çoğaltmamız lazım. Dediğim gibi güzel bir maç oldu. Bütün arkadaşları, hepsini kutluyorum. Hocam yarın kamp sona eriyor. Bizler için de son fırsat aslında. Genel bir kamp değerlendirmesini Hüseyin Hoca nasıl yapar? Nasıl bir kampı geride bırakıyorsunuz? Yani şöyle kısa bir kamp dönemiydi. İki tane hazırlık müsabakası yaptık. Bildiğimiz oyuncular var zaten, kendi oyuncularımız. Bir de alttan görmek istediğimiz oyuncular vardı. Onların abileriyle beraber buradaki zorluğa nasıl direnç vereceklerini de görmek istiyordum. Kalabalık bir oyuncu grubuyla gelmiştik. Hepsine şans vermeye çalıştım. Onları da görme açısından. Bence gayet olumlu geçtiğini düşünüyorum. Hepsini kutluyorum. Sakatlıklarla ilgili son bilgiyi Novak, Yusuf Sarı şöyle, hocam. Novak, Yusuf, Uğurcan. Yani eğer bir aksilik olmazsa, yani farklı bir durum olmazsa önümüzdeki hafta takımla beraber başlayacaklarını düşünüyorum ama bu süreç nedir? Bunun şeysi yok. Yani garantisi yok. Ama önümüzdeki hafta başlarlar diye tahmin ediyorum. Hocam kafanızı oyun esnasında çok sık sık heyecanlandınız. Hatta oyunculara, genç oyunculara özellikle motivasyon anlamında yan taraftan uyarılarda bulunduğunuzu gözlemledik. Kafanızda bir şekillenme oldu mu? 3-4 tane oyuncunun A takıma sizinle beraber devam edeceğini daha önce söylemiştiniz. Ben öyle bir şey söylemedim. Yani ben öyle bir şey söylemedim ama. 3-4 oyuncunun başkanı. Şöyle tabii. Sizde olabileceğini. Yani kim var kim yok, kimi devam ederiz. Kendi kafamızda 3 aşağı 5 yukarı bir plan oldu ama dediğim gibi bu süreç yarın sabahki antrenmanı bitirdikten sonra pazartesi toplandığımızda 3 aşağı 5 yukarı hangi oyuncularla ilgili olduğunu devam ettiririz. Burada tabii illa burada antrenman yapması önemli değil. Oyuncuların gelişimi çok daha önemli. Bu gelişimi burada mı sağlayacaklar, başka bir yerde mi sağlayacaklar, yoksa 19 takımında mı sağlayacaklar? Onları oturup iyi bir değerlendirip çocuklar için de en doğru hangisi ise onu ortaya koymak zorundayız. Ama hepsi için özellikle bu maç daha iyi olduğunu düşünüyorum. Genel performansları nasıl buldunuz hocam genç oyuncuların? Yani kamp süresi gerçi kısaydı vakit ama onlar da kendilerini gösterme açısından oldukça iyi bir performans sergiledi diyebilir miyiz? Yani o yolda devam ediyorlar ama bunları size değil onlara söylesem daha iyi olur. Teşekkürler hocam. Sağ ağzınıza sağlık. Sağ teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Tamamdır. Evet sevgili izleyenler, Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Arnavut temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve karşılaşma sonunda da teknik direktör Hüseyin Cimşir hocamızın açıklamaları vardı. Yarın da idmanın iki bölümünün de basına kapalı olacağı için biz de kamp değerlendirmesini bir gün öncesinden aldık. Genç oyuncuların gelişimiyle ilgili bir raporu sunacağını ifade etti. Genel anlamda kamptan memnun olduğunu ama yine eksiklerinin olduğunu ifade etti. Diyelim ben Tuncay Lako, sevgili Emrah Paşa ve Soner 91 ile birlikte buradaki canlı yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir akşam geçirmenizi hemen